Herkese merhabalar. Bugün bir sponsorlu video ile karşınıza çıkıyorum sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Game of Thrones'un resmi web tarayıcı oyunu Winter is Coming oynayacağız. Web tarayıcısı üzerinden aynı zamanda desktop aplikasyonu da var şuradan indirebildiğiniz. Ama web tarayıcı üzerinden de oynayabildiğiniz bu oyunu hep birlikte bugün göreceğiz. Oyun içerisindeki mekanikleri, grafikleri vesaire vesaire neler var hepsini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir oyun olmuş efendim. Join Battle'a tıklıyor ve savaşımızı başlatıyoruz. Let's go! Evet, loading screenlerimizi neredeyse geçtik. Altta da Türkçe zaten yazıyor gördüğünüz gibi. Oyunda tamamen Türkçe dil desteği yer alıyor efendim. Evet, yükleme ekranlarımız neredeyse bitti sayılır. Altta da zaten gördüğünüz gibi, aynı zamanda şurada da gördüğünüz gibi Türkçe altyazılar bizleri karşılıyor. Oyun tamamen Türkçe, yani İngilizce bilmenize gerek yok oyunu oynamanız için. Bütün direktifleri, bütün talimatları sizlere oyun Türkçe olarak veriyor. Evet, dizideki karakterlerimizden bir tanesi olan cadımız, ateşlere hükmeden Melisandre'miz karşıladı bizleri. Hisar'dan beyaz bir kuzgun geldi lordum diyor ve lordum kış geliyor. Kaynaklarımızı stoklayıp güçlü bir ordu kurmalısınız diyor ve biz de hemen ordumuzu kurmaya başlayacağız. Kış tehdidi gitgide büyüyor. Kendimizi hazırlamalıyız demiş Melisandre Hanım. Bu da bizim ana karakterimiz. Oyun içerisinde bulunan komutanımız, generalimiz, şehrimizi yöneten şahıs yani biz. Depodaki kaynaklar korunur ve düşmanların tarafından alınamaz. Önemli bir yapıdır diyor ve bundan dolayı da hızlıca bir depo inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü şehrimiz istila edilirse en azından depodaki kaynaklarımızı kurtarabiliriz. Ama mesela şöyle bir durum var bu oyunda. Bu arada 10.000 kişiye kadar 3 boyutlu büyük çaplı savaşlar yapabiliyorsunuz. 10.000 asker düşünsene, ekranda 10.000 tane asker bam 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 birbirlerine giriyorlar. Gerçekten manyak bir web tarayıcı oyunu olmuş. 10.000 askerin birbirine girmesi gerçekten görmediğim bir şeydi daha önceki oyunlarda. Aynı zamanda bu savaşlarda müziğimiz de başladı bu arada. Ateşi de körüklüyor biraz. Bu savaşlarda mesela karşı tarafın kalesini yıktınız, ele geçirdiniz. Aynı zamanda komutanı esir alabiliyorsunuz. Kendi kalenizde bu komutanı esir tutabiliyorsunuz. Bu da oyunun mekaniklerinden bir tanesi. Evet, şimdi bizden kışla yapmamızı istiyor. Kışla da bizlerin asker yapmasını olanak sağlıyor. Free diyor da ben bu free'yi şimdi kullanmayacağım. Gerçi bunu sonradan kullanabiliyor muyum? Şimdi mi kullanmam lazım bilemedim. Ama zamanı kısa olduğu için zaten şimdi 5 saniye sürüyor zaten bir binayı yapmam. Hani ilerleyen zamanlarda bu 5 dakika olacak, 10 dakika olacak, 1 saat, 2 saat, 5 saat, 10 saat, belki 2 gün, 3 gün sürecek bir bina upgrade'lememiz. Onun için o free şeysi önemli. Acaba ileride kullanılıyor mu? O da var tabi. Bu arada bizden bir okçu sınıfı üretmemizi istiyor. Bu arada orada sınıfları gördünüz. Tekrar göstereceğim ben size zaten. Burada hızlandırma yapabiliyoruz aynı zamanda. Mesela normalde 10 dakika sürüyor ama hızlandır şeysi var. Ne bunun adı? Hızlandırma özelliği var bizde. Bunu kullanaraktan hızlıca üretebildik. Evet, kale ikinci seviyeye yükseltiyor. Kalemiz bir ana binamız, şehrimizin temelidir. Uzun vadeyi düşünürsek onu seviye 2'ye yükseltmeliyiz diyor. Bu kaleyi maksimum seviyeye ulaştırmanız gerekiyor. En önemli yapı taşı şu anda kale şehrimizdeki. Bunu free yükseltelim. O zaman birazcık oyunun başını hızlı geçmemizi. Zaten burası tutorial, yani deneme kısmı. Oyunda neler var, ne mekanikler var, ne binalar var, onları görmemizi, oyunda neler yapabileceğimizi bize göstermeye, öğretmeye çalışıyor oyun. Upgrade'imizi yaptık, bu ödülleri elde ettik. Bütün kaynaklarımızı zaten üstte sıralı şekilde bulabiliyoruz. Bu da PvE, yani Player vs Environment. Oyunun bizlere vermiş olduğu görevler. Bu görevleri yaparak, ki bu görevler zaman zaman artacak, şuradaki ödüllerin sayısı vesaire her şey artacak, XP'ler artacak vesaire. Bunları yaparak buradan XP ve diğer ödülleri kazanabiliyoruz. Şimdi de Su Pınarını keşfet diyor. Su Pınarını isyancı bir lider. İsyancı ordusu hakkında daha fazla şey öğrenmek için Su Pınarını keşfet ki saldırı planımızı ona göre yapalım diyor. Evet. Şimdi saldırı planımızı yapacağız. Fakat düşman birliklerini görüyoruz. 30 tane süvarisi, 30 tane okçusu, piyadesi 30 tane, mızrakçısı 100 tane varmış. Mızrakçısı çok fazla. Bu oyunda counter mekaniği var. Mızrakçısı çoksa adama piyade göndermemiz lazım. Süvari gönderemeyiz. Süvariler mızrakçılara karşı güçsüz. Piyadeler de süvarilere karşı güçsüz.
Sanırım mızrakçılar da okçulara karşı güçsüz. Evet, bunlar da aynı şekilde savunmaları. Meydan okuyalım hemen. Okuyalım meydanımızın. Tamam, keşfettik. Şimdi de 40 piyade eğit diyor bize. 40 tane piyade eğiteceğiz şimdi buradan. Eğite bastık. Buradan yine 3-4 tane sınıf var. Aynı zamanda 2-3-4, bunlar kademe arttıkça bunların güçleri de artacak tabii ki. Eğit diyelim. Hızlandırmamızı yapalım yine. Ki oyunun başını daha hızlı geçebilirim tutorial kısmını. Tamamdır. Piyadelerimizi de eğittik. Şimdi su pınarını geri alacağız. İsyancılara savaşımızı başlatıyoruz. Birliklerimizi hazır lordum. Siz emri verir vermez su pınarına yürüyeceğiz diyor. Yürütelim bakalım ordumuzu. Yürüyün. İlk hedefiniz su pınarı. Acı çeken insanlar adına bu isyancıları ilk ve son kez keseceğiz demiş komutanımız, yani biz, ve meydan okuduk. Burada kumandanımızı seçiyoruz. Bu arada kumandan oyun içerisinde, daha doğrusu dizi içerisinde karakterlerimizi yine kumandan yapabiliyoruz. O da ilerleyen dakikalarda zaten video içerisinde yer alacaktır. Bu isyancıları, ordu taktikleri ve savaş formasyonları hakkında bir şey bilmiyor. Piyade birliklerimiz onları kolaylıkla yener diyor. Karşı taraf noob çıktı diyor yani. Karşı taraf noob çıktı chat. YouTube daha doğrusu. Hadi bakalım, savaşımız başladı ve tek attım. Sadece iki tane piyade kaybettik. Önemli değil. İki piyadeden bir şey olmaz. Vatanlar uğruna can verdi. Aslanlar be, aslanlar be. Evet. Burada düzeni sağlayacağız ve şehri yeniden inşa edeceğiz şuraları. Çiftlik, kereste deposu, taş ocağı falan filan, bunların hepsini yeniden inşa ediyoruz şu anda. Taş ocağı falan, bunlar da geliyor. Madenler, kereste depoları, bunlar bizim şehrimizdeki kaynaklarımızı sağlayan bölümler. Şimdi buradaki bütün hedefleri, görevleri yaptığım için altta bulunan bütün ödülleri alabiliyorum. Hepsini al dedik ve oy, 60 dakika hızlandırma geldi bu arada. 15 dakika daha geldi hızlandırma. Şimdi birinci bölümü bitirdik. İkinci bölüme geçtik. Çılgın Ateş. Sanırım ikinci bölümü tamamladıktan sonra ittifak kuracağız. İttifak kurabileceğiz. Aynı zamanda komutanımızı da seçebileceğiz. Farklı bir komutan. Şimdi iki tane komutanımız var. Dizi içerisinde karakterlerle karakterleri de komutan yapabiliyoruz. Onu da göreceğiz. Akıllıca bir karar, birlikler dinlenirken şehrimizi genişletmeye devam etmeliyiz. Kaleyi 3. seviyeye yükselt diyor. Hemen kalemizi 3. seviyeye yükseltelim efendim. Şimdi yükselt yapabiliyor muyum? Yok, buradan bunu yapacağız. Derhal bitirmek için tıkla diyor. Şimdi hızlandır. Kullan. Free. Ve kalemizi 3. seviyeye çıkarttık. Kaleyi 3 yaptığımızda mı bunlar geliyor, yoksa görevler açıldığında mı bunları alabileceğiz acaba? Görevleri tamamladığımızda daha doğrusu. Hastane açıldı. Yaralı hastane... daldım. Yaralı askerleri iyileştirebiliyormuşuz. Lordum, iyileştirmeye ihtiyacı olan birçok yaralı askerimiz var. Lütfen bir hastane inşa edin diyor. Okey. Hemen hastanemizi yapalım. Tavsiyelerimle şehrinizi geri almanıza yardım edeceğim lordum. Şehirlerinizi geri almanıza yardım edeceğim demiş. Çılgın Ateş. Evet, kaleyi 3. seviyeye yükselttik. Bu görevi yapalım. Sonrasında yaralıları iyileştir diyor. Ooo, Lord Varys geldi. Benim adım Varys Lord'um. Hakkında iyi şeyler duydum. Sana kumandan olarak hizmet etmek için buradayım. Beraber tarih yazacağım demiş. Bu da dizideki kulağı kesik. Daha doğrusu kulağı delik. Kulağı kesik değil. Kulağı delik komutan lordlardan bir tanesi. Her şeyi bunun kulağına gelip gidiyor. Her şeyi biliyor bu. Güzel oldu. Seninle tanışmak bir şeref, Varys, Varys dedi. Ben bunun adını hep Varys diye şey yapıyorum ama. Varys galiba. Varys. O şeref benim, yarın yeniden buluşacağız demiş. Yarın görüşmek üzere Varys Bey. Bu neymiş? Bize bir hediye mi var? VIP seviyesi. Günlük sandık. 15 dakika hızlandırma. Eğitim süresinde 15 dakika hızlandırma. Bu araştırma, bu eğitim. Alalım. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Teşekkürler. Sandığımız varmış aynı zamanda. 2000 odun diyor. 20 kez daha açarak 5 kat ödül kazanın. Güzel. Ver abi 2000 odunda. Tamam, şimdi bakalım, yaralıları iyileştirelim. Hastaneye tıkladık. Hastane. İyileştirelim bakalım askerlerimizi. Hızlandırma da yapalım. Zaten hemen iyileştirdi, kısa sürdü. Çok da yaralı asker yoktu galiba. Okey, şimdi. Bu arada dünya haritasında hemen şöyle sizlere göstermek isterim ki lordumuza isim vermemiz lazım bu arada. Dünya haritasını görmek için. Lord Mito. Lord Mitrein. Mitrein olmuyor. Şöyle boşluğu yapmazsak olur. Lord Mitrein. Tamam, süper. Lord Mitrein, emrinize amade sevgili izleyicilerim.
Evet, Melisandre Lord'un topraklarımız tüm kaynaklarının talebini karşılamıyor. Ek malzeme gerekli. Toplama puanları kaynaklarını bul ve topla diyor. Etrafta bu arada madenler var. Bu madenlere asker gönderebiliyoruz. Mesela bu ne madeni? Kereste deposu. 720 bin kereste var içerisinde. Bunu toplamaya asker göndereceğiz şimdi. Mesela burada bütün askerlerimi gönderiyorum. Kapasite 4000 diyor. 4000 sanırım toplayabileceğiz. Toplaması %100. Tahmini toplamada 2 dakika sürüyormuş. Gönderelim. 3 dakikada gidip gelecekler. Aynı zamanda hızlandırabiliyoruz ama hızlandırmayacağım. O sırada ben size oyunun farklı kısımlarından bahsedeceğim. Şimdi haritamıza baktığımız zaman gördüğünüz gibi bütün Westeros karşımızda, bütün hanelerin bayrakları karşımızda. Burada Castlery kayası var. Kral toplakları King's Landing. Aynı zamanda tabii ki Stark'ları hemen North'ta kuzey tarafında görüyoruz. Kış yarı var burada. Hemen onun öte tarafında Karakale ve duvarı görüyorsunuz. Kendileri, ne spoiler vermem. Kendileri çok güzel bir duvar olmakla birlikte diğer taraftaki tehditlerden bizi korumaya olanak sağlıyor. Ne bileyim Muad Caitlin diyor, Grison nöbetçileri diyor, ikizler diyor, Nehir Ova diyor. Bu neymiş? Highgarden. Highgarden bak, yüksek bahçe var. Dorn nerede? Ha bak Dorn, Pike. Dorn burada. Mart şehrini bilmiyorum. Fırtına burnu. İşte burada bu bu arada oyun içindeki harita Westeros haritası yani. Böyle gerçek olarak entegre şekilde hazırlanmış. Yani bu tam olarak dizide görmüş olduğunuz haritanın tıpatıp aynısı. Hiçbir farkı yok. Ve şöyle bir durum var. Ana şehrinizde uzun süre durduğunuz zaman mesela şehrin üstüne ejderhalar falan geçiyor. Öyle mekanikler de eklemişler oyuna. Gayet hoş olmuş. Şöyle mesela kış yerine bakalım bir. Bu arada şöyle bir şey var sanırım. Aynen. Taşınabiliyoruz. Bu bölgede büyük şehir ve bu burada da teslim edemezsin diyor. Neyi teslim edemezsin? Ben taşımak istiyorum ya. Taşınacağım, bırakın. Öyle bir mekanik var oyun içerisinde. Mesela ama oyunun başında kullanabiliyorsunuz. Tutorial kısmını bitirmeden önce. 2 gün sanırım. 2 gün içinde mi kullanabiliyordunuz? Öyle bir şey. Mesela nerede başladık? Bizim şehrimiz nerede? Görebiliyor muyum ben şehrimin nerede olduğunu? Şehrin diyor. Ha mesela biz buradayız. Mesela biz Stark seviyoruz kardeşim. Ben kış yarı, ben soğuk seviyorum. Beni kış yarına gönder diyorsun. Mesela buradan şehrini şuraya bir yere taşıyabiliyorsun mesela. Aynen. Taşın diyor. Dışarıda birlikler, şu an birliklerimiz kereste yağmalamaya gittiği için taşınamıyorum ama oyunun başında başlayacağımız yere, mesela oyunun ve bize verdiği yeri sevmiyoruz. Ona göre bir yere taşınabiliyoruz. Bu da güzel bir mekanik olmuş bence. Oyunun RNG'sini, oyunda mesela istenilmeyen bir yerde bulunmayı engelliyor. Mesela ben burada spawn oldum, King's Landing'de. Lannister'ları sevmiyorum. Cersei'nin yanın başında durmak istemiyorum, çirkef kadının. Gideceğim yukarıya kardeşim ben. Stark'larla birlikte olacağım ben diyorsanız oraya taşınabiliyorsunuz efendim. Şu yediler septi şey sizi koruyor. Ateşkes var burada gördüğünüz gibi. 24 saatlik bir ateşkes var şu anda. Kimse bana saldıramıyor. Ben de kimseye saldırmıyorum. Çünkü eğer saldırırsam ateşkes bozuluyor ve bu sayede insanlar da bana saldırıyor. Postada ne var? Acemi transfer. Heh bu. 5 seviye 6 kalelerde kullanılabiliyor diyor. 7 gün sonra silinir diyor. 7 gün sonra silinecek ve kalemizi 5 seviye yapmamamız gerekiyor. Başka bir sunucuya taşınmamızı sağlıyor. Gidip boş bir alana tıklıyoruz ve buraya taşınıyoruz. Aynı az önce bahsettiğim olay bu. Şehrimize dönelim artık. Şuradaki görevimizi tamamlamıştık. Bunu hemen alalım. Evet, görevi oradan aldık. Şimdi ordumuz geri döndü galiba. Aynen geri dönüyorlar. Bir topladı. Ha şu anda topluyorlar. Gittiler, topluyorlar. Bir de 3 dakika geri dönecekler. Onların gelmesi uzun sürecek. Şimdilik burayı halledemiyorum. Birazdan halledeceğiz orayı. Görevlere nereden geçiyorduk? 3. bölüm. Bu arada bu bölümler, her bölümde bir şeyler açılıyor. Mesela bu bölümü bitirdiğimiz zaman ittifak açılacak. İttifak açıldığı zaman kendimizi bir ittifak oluşturacağız. Videonun altında zaten bununla alakalı linkleri ve davet kodlarını falan paylaşacağım. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan ittifaka siz de katılabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu sürede biz kışla da asker üretelim. Yükseltiyoruz. Aa, kışlamızı yükseltebiliyoruz. Yükselt. Hemencecik yükselttim. Bu arada gördüğünüz gibi burada 2, 3, 4 diye sınıflar var. 4'te artık kraliyet okçusu falan oluyor hani. Burada elit, bir altında kıdemli, şu anda en altta da hafif. Şu anda nubus. Şöyle yapalım, piyade eğitelim. Ne bu? Karşı saldırı.
Bunu anlamadım. Eğitelim abi bunu. Hızlandıralım bir de. Şimdi hızlandır. Kullan diyelim. Ve 247 tane piyademiz oldu. Maşallah. Hey maşallah. Görevleri nereden açıyorduk? Kale geliştirildi diyor. Kalemizi bir kere daha geliştirebiliyor muyuz? Yükseltebiliyoruz. Evet, kalemizi şu anda 4. seviyeye yükseltiyoruz. Hızlandıralım bir de aynı zamanda. Kullanalım. Free diyelim. Tamam, kalemizi 4. seviyeye ulaştırdık sevgili arkadaşlar. Şimdi klasik anları yeniden yaşa diyor. Yine Stark'ların... Neydi bu ağacın adı? Yazıyordu gerçi. Weirwood Tree. Weirwood Tree. O Stark'ların orada şey Bran'in sürekli takıldığı yer. Evet. Ha bu arada şeye geldik şu anda. Komutan savaşlarına. Burada komutan savaşları var. Göstereceğim şimdi neler var komutan olarak. Şimdi şu anda Stark hanesiyle çatışacağız. Eğer bu savaşı kazanırsak Brandon. Yok Brandon değildi. Adamın adını unuttum. Dur göreceğiz. Bran. Yok Bran değil. Lan adamın adını unuttum. Neyse göreceğiz şimdi. Bu arada gördüğünüz gibi özel yeteneklerimiz var. E ve A olmak üzere. Komutanlarımızın özel yetenekleri bunlar. Doldukları zaman ateş edebiliyoruz. Bak skill. Bastım E'ye. Şu anda bu alana büyük bir hasar vuracak komutanımız. Bam diye vurdum ve yok ettik. Komutan savaşları çok eğlenceli. Düşünsenize bak 10.000 askere kadar savaşabiliyorsunuz 3 boyutlu. Şurada 10.000 askerin çatıştığını düşün. Evet, Sheila okçu birliğimizi yönetiyor bu arada. Şurası daha kalabalık. Şuraya oklarımızı yardıralım. Evet. Önde de Chris piyade birlikleriyle birlikte rakiplerimize korku salmaya devam ediyor. Devam ediyoruz. Kazandık mı? Holy be. Easy. Kolaydı. Sheila MVP oldu. Yine Lord ödülleri geldi bir sürü bir sürü bir sürü. Devam etmek için bir yere dokun. Ha Rob Stark. Şuradan al diyor. 1-3. 1-3'ü tamamladığımız zaman Rob gelecek. Rob'u komutanımız yapabileceğiz ki Rob'u çok severim. Kendisinin savaş mekanikleri sayesinde neler neler oldu da işte. Aha. Çok da anlatmak istemiyorum şimdi. Dizi izlemeyenler, izlemek isteyenler vardır daha sonrasında diye. Bunları skill kullanmadık daha yok ettik hemen ya. Ama yine de kullanalım. Şöyle şuraya atalım boşa gitmesin. Bam. Hadi eyvallah. O Rob'u alacağız. O Rob'u esir tutacağız. Komutanımız yapacağız ama onu. Onu el bebek gül bebek besleyeceğiz. Allah şuraya atsam herkes ölüyor. Üf. Oğlum ne yaptım? Rob'un özel yeteneği ne acaba? Onu merak ettim. Galiba bunu da kazandık. Tamam şimdi bir tane daha kazanacağız. Yine bir sürü bir sürü ödül. Tamam bir tane daha kazanınca Rob gelecek. Abi Rob gelsin ya. Rob'u seviyorum. Chris. Chris'e level attırıyoruz. Yükselt butonuna basalım. Çilekli turta 60 kumandan XP veriyormuş. Neymiş lan o çilek? Ben de iyiyim. Tamam kullandık. 3'tü 4 5 6 7 8 9 Allah 10 o lan nereye kadar gidecek? 11'e kadar geldik. Güzel. Keşke Rob'da kullansaydık ama kullanmamız izin vermiyor galiba şimdilik. Tamam bu da son savaşımız sanırım. Yok bundan sonra galiba bir tane daha var. Arkada da böyle Game of Thrones'un soundtrackleri çalıyor. Çok hoş. Uf, Chris ne yaptı oğlum? Oha! Ben skill kullanmıyorum bu arada. Yazık günah adamlara. Chris'e çok level bastık biz ya. Bundakçı mı? Aa bak buraya kullanmamız gerekecek. Şöyle şuraya attığım zaman bitti zaten. Hadi eyvallah. Ben şeyi merak ediyorum. 10.000 tane askerle burada çatışmak nasıl olur ya? 10.000 tane. Öf. Raymond mu? Raymond Reis gel. Kafana vurayım gel. Hop. Bam. Canı çokmuş ama 1600 diyor. Tamam şimdi Chris'e skill geldiği zaman yok ettik burayı. Tamam. Abi Chris çok güçlü ya. Chris yok ediyor. Tamam. Kumandan açıldı. Hadi bakalım. İşte bu. Rob Reis. Aslan kardeşim benim ya. Çok delikanlı adam. Çok severim kendisini. Tamamdır. Formasyon. Sansa var. 1.6'yı tamamlayınca Sansa geliyor da. Sansa böyle bana bir çok şey geliyor ya. Sneaky böyle bir yılan. Tıs. Hani bir yılan havası var Sansa'nın. Onun için Sansa'yı istemiyorum şimdilik. Bir kumandan ekipmanı bulduk. Kumandan Rob'un üzerine kuşanarak gücünü yükselt diyor. Yükselt.
Rob'u terfi etmek için onu kuşan diyor. Terfi ettirdim abi Rob'u. Hadi eyvallah. Yeni komutanımız Rob. Kış geliyor. Finansal bilgi. Altın üretimi %2,5 artmış. Rob Reis hoş geldin. Bu arada dur komutan. Komutan Len. Hah. Şimdi komutan Rob olacak. Nasıl seçiyordum komutanımı? Terfi değil. Şuradan mıydı? Heh, Lord değiştir. Yeni Lord'umuz Rob. 1320 diyor. Bu ne? Atak değil mi? Güç. Ver ver ver. Rob'u ver bize. Tamam. Şimdi kumandanlar var burada. Ay, Jon Snow mu? Jon Snow en sonda falan açılıyordur ya. Abi. Ay, şey var. Clegane. Burada bütün neredeyse karakterler var değil mi? Tyrion Lannister, Arya var. Aşkım ya. Daenerys. Aa, yaş kalesi. Melisandre var, Varys var, Robert var. Arslan kim lan? Arslan yok galiba dizide. Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Lord Baelish var, Greyjoy var, Tyrell. Vay be, herkes var. John zordur ya. John şimdi uğraş açılmaz John. En sonda falan açılıyordur. Her neyse, Rob iyi. Rob bizi götürür uzunca bir süre diye düşünüyorum. Evet, oyun bu şekilde genel olarak sevgili arkadaşlar. Askerlerimizi kışladan büyütüyoruz. Diğer şeyleri sataşıyoruz. Ve sataşırken aynı zamanda şöyle de bir şey yapıyoruz. Sosyal değil miydi o? İttifak. Henüz açılmamış. Tamam, ittifak özelliğimiz açıldığı zaman onu da kullanacağız. Kalemizi yükseltebiliyor muyuz? Yükseltebiliyoruz. Şuradan hızlandırmamızı da yapalım. Free'yi de koyduk mu? Tamam. Şimdi ittifak açıldı galiba. Üstad Kulesi açıldı. Farklı bufflar, farklı teknolojiler geliyor diyor. Hemen araştıralım. Hemen yükseltelim. Harika. İttifak henüz açılmadı. Onun için sanırım bizim şeyi tamamlamamız lazım. Üçüncü bölümü tamamlamamız lazım. Kalenin ödüllerini aldık buradan. Gayet güzel. Rapor gelmiş. Üçüncü seviye kereste deposu. Tamam, buradan biz 4000 kereste topladık. Rob Stark ikinci seviyeye yükseltildi. Çok güzel. Tamam. Şimdi bizim şu görevleri tamamlamamız lazım artık. Çılgın ateşe gittik. Şunu alalım. 80 tane hafif mızrakçı eğit diyor. Biz eğitmiştik az önce ama bir daha eğitelim. Hafif mızrakçı, pardon, biz piyade eğittik. 80 tane eğitelim hafif mızrakçı. Şimdi hızlandır. Kullan. Tamamdır. İkinci görevi de tamamladık. Pardon, dördüncü görevi galiba. Tamam, bunu da tamamlayınca ittifakımız açılacak. Dehşet Kalesi karakoluna git. Ah, burayı şimdi fethedeceğiz. Keşfedelim. Meydan okuduk. Çok, yani şu ikisini göndersem zaten yeter yani. Şu kadar adam boşuna gidiyor da. Neyse. Gönderdik. Yok oldu tabii ki. İsyancı lideri RIP. Evet, şu anda İttifak açıldı. Diğer ittifak üyeleriyle birlikte şeref için savaşlıyor. Tabii ki bildiğiniz lonca sistemi. Şimdi ben bir ittifak kuracağım. Bunu açıklamalar kısmında da giriş kodunu vesaire vereceğim. Birlikte ittifakta diğer rakiplerimizi yok edeceğiz. Şimdi ittifakımızın ismi ne olsun? Mid Stark. İttifak kodu Mid olsun. Dilimizde Türkçe olsun. Onaylayalım. Mid Stark. Tamam abi. Rob'un önderliğinde Mid Stark oluşturuldu. Discord adresimizi de şöyle şuraya yazalım. Kaydet dedik mi? Tamam. Bu loncayla tabii bildiğiniz gibi yine bütün arkadaşlarınızı bu loncaya toplayıp ben de bütün izleyicileri buraya toplayacağım. Sonra diğer ülkelere, diğer krallıklara savaş açıp loncanızla birlikte yok edebiliyorsunuz. Tarumar ediyorsunuz adamları. Oyunumuz bu şekildeydi. Yani genel olarak baktığımız zaman eğlenceli, zaman geçirmeye çok uygun bir oyun. Çok güzel zaman geçirebilirsiniz bu oyunda. Aynı zamanda Game of Thrones'u izliyorsanız daha da kendinizi oyun içerisinde hissedebilirsiniz. Gerek arkada şu anda çalan Game of Thrones soundtrack'ı olsun, gerek oyun içerisindeki karakterler olsun. Benim hoşuma giden güzel bir oyun oldu. Güzel vakit harcanabilir. Görevlerinizi vesaire tamamlayarak ödüller kazanabilir. Buradaki ödüllerle de kendinizi daha hızlı geliştirebilirsiniz efendim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.